Merhaba arkadaşlar, İko Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce bahsetmiş olduğum Anypad projesinin IDEO'sundan ve gelişmelerinden bahsedeceğim. Öncelikle bu tarz platformların devamı için, bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Ve ayrıca Anypad Türkiye Telegram grubu mevcut yöneticisi benim. Videonun alt kısmında linki bırakacağım. Oradan gelerek platform hakkında bilgi edinebilirsiniz ya da diğer üyelerle platform hakkında sohbet edebilirsiniz. Şimdi Anypad nedir? Kısaca bundan bahsedelim. Anypad merkezsiz bir çoklu zincir IDO platformu. Aynı zamanda kendi merkezsiz borsasına sahip bir platform olarak karşımıza çıkmakta. Hem IDO platformu hem de DEX yani merkezsiz borsası çoklu zincir yapısına sahip. Desteklediği ağlara bakacak olursak Binance Smart Chain, Solana, Huobi EcoChain, Matic ve KuCoin. Burada görmüş olduğunuz gibi Ethereum ağı yok. Bunun sebebi de işlem ücretlerinin Ethereum ağında fazla olmasından dolayı tercih etmemişler yüksek ihtimalle. Tabii ki de nedenini bilmiyoruz ama tahminimce bundan dolayı Ethereum ağını eklememişler. Bildiğiniz gibi Ethereum ağında işlem ücretleri oldukça fazla oluyor ve IDO'ya katıldığınızda neredeyse alım miktarı kadar fee ücreti ödeyebiliyorsunuz. 50-60 dolarlık, 70 dolarlık, 100 dolarlık işlem ücretleri çıkabiliyor. Bazen artabiliyor bu ağdaki yoğunluktan dolayı. Ancak Binance Smart Chain ya da Matic, KuCoin gibi ağlarda işlem ücretleri oldukça düşük. Şimdi platformun önemli gelişmelerinden bir tanesi de burada çeşitli partnerleri yer almakta. Daha öncesinde X Network Capital ya da P Square Capital yatırımcılar arasındaydı. Ancak burada Bitcoin.com, yine Basic Capital, yine Go Influencer yakın zamanda buraya partner oldular. Yani yatırım yaptılar. Diğerlerini de burada görebilirsiniz. Zaten daha önceki videoyu izleyenler varsa bunları yeni olduğunu görebilirler. Danışmanlarında bir değişme yok. Şimdi platformun şu anda sadece IDO platformu aktif olacak. Ancak 2020'nin 4. çeyreğinde DEX platformu da aktif olacağını söyleyebiliriz. Şimdi gelelim. Burada baktığımızda görmüş olduğunuz gibi yatırımcıları yakın zamanda Basic Capital, Bitcoin.com stratejik partnerleri olarak açıklandı. Peki IDO'su nerede yapılacak? Bunu da söyleyelim. Duyuru geldi. Hem ZeroSwap'ta hem de TruePNL'de yapılacak IDO'su. Bir diğer kısma gelecek olursak burada token ekonomisi yer almakta. Toplam arzı 1 milyar token olarak karşımıza çıkmakta. İlk market cap'i 92.500 dolara olarak karşımıza çıkmakta. Oldukça düşük bir market cap'e sahip ilk çıkışta, bunu söyleyelim. Daha sonrasında tabii ki de tokenların kilitleri açıldığında bu miktar artacak. Peki düşük market cap'e sahip olmasının ne gibi avantajları var? Bilmeyenler için açıklayalım bunu. Eğer herhangi bir token, platform düşük market cap'e sahipse ilk çıkışta artış ihtimali o kadar fazla. Yani bir adet Anypad token örneğin ilk piyasaya çıktığında 0.005 USD olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu miktar, sirkülasyondaki miktar düşük olduğu için fiyatı da oldukça yüksek fiyatlara gelebilir. Bunu söyleyelim. Bu yüzden market cap'in düşük olması oldukça iyi bir durum. Peki sirkülasyondan ne kadar miktar olacak? Onu da söyleyelim. 18.500.000 token ilk olarak sirkülasyonda olacak. Daha sonrasında tabii ki de kilitler açıldığında bu miktar artacak. Burada zaten görmüş olduğunuz gibi dağılımlarını göstermişler. Tohum satışına %5'lik kısım ayırmışlar. Özel satışa %12, halka açık satışa %2, takıma %15, danışmanlara %2, ekosisteme %11, likidite havuzu kazançları için %10, rezerv olarak %18, markete %22'lik kısım ayrılmış. Burada baktığımızda Citrant'ta satılanların hepsi piyasada olmayacak. %5'lik kısmı açılacak. Burada özel satışta %10, halka açık satışta %20'lik kısım açılacak kilitleri. Daha sonrasında görmüş olduğunuz gibi burada kilitleme süreleri ve
ne zaman açılacağı hepsini belirtmişler. Şimdi burada baktığımızda örneğin Citroen'da %5'lik kısım açıldıktan sonra ilk olarak 1 ay kilitli olacak. Daha sonrasında 8 ay boyunca doğrusal bir şekilde günlük olarak açılacak kilitler. Yine diğer kilitleme ve açılma süreleri burada yer almakta. Şimdi gelelim IDO'su nerede yapılacak, bundan bahsedelim. Burada baktığımızda IDO'su ZeroSwap'ta ve TruePNL'de yapılacak. Daha önce bu platformlar çok fazla popüler olmadığı için belki ZeroSwap biraz daha aktif ama TruePNL çok aktif bir platform değil. Yani çok fazla kullanılan ve tanınan bir platform olmadığı için bilgi sahibi olmayabilirsiniz. Şimdi burada baktığımızda ZeroSwap'ta 70 bin dolarlık bir satış yapmayı planlıyorlar. Yani 14 milyonluk token satışı yapılacak burada. Ve herkese yapılmayacak tabii ki de, garanti tahsis yok. Sadece 350 kişi alım yapabilecek burada ve staking yapanlar arasında seçilecek bunlar. Ve 175 bilet Z Ethereum stake edenler için ve 175 bilet de Z Binance Smart Chain yani BNB ağında stake edenler için ayrılmış. Yani 7 milyonu bu kısım için ayrılmış, 7 milyonu bu kısım için ayrılmış. Kişi başına 200 dolarlık alım mevcut. Burada da ilk olarak tokenları aldıktan sonra, yani 200 dolarlık alım yaptıktan sonra ilk olarak %20'lik kısmı açılacak ve daha sonrasında 2 hafta kilitli olacak. 6 ay boyunca günlük olarak serbest bırakılacak. Yani kilitleri açılacak tokenların. Ve token satışına katılmak için Z hissesi yani Z token'ı alın diyor. E-pet satışına başvurun diyor ve tokenlar talep edin demiş. Burada da nasıl katılınacağı dair bilgi vermişler. Buna da bakarız birazdan. Böyle baktığımızda bizi buraya yönlendiriyor. Bu kısımda da stake edin diyor. Daha sonrasında bilet alın diyor ve daha sonrasında kazanan biletler alım yapabilecek. Ayrıca garanti tahsis olacakmış. Yani kazanan biletler garanti tahsis olacak. Bu yüzden de yani ilk gelen ilk kalır olmayacak. Bu yüzden de gaz savaşları olmayacak. Yani yüksek gaz ücreti ödemeyeceksiniz demiş. Şimdi alt kısma geldiğimizde burada minimum 1500 Z token stake etmeniz gerekiyor. Ayrıca ekstra kazanç elde edebiliyorsunuz. Yani 1500 Z stake ettiğinizde 90 gün boyunca %64'lük bir oran var. Yani ekstra stake ödül miktarı yer almakta. Ve 1500 token stake ettiğinizde bir bilet alıyorsunuz. 3000 adet stake ettiğinizde 2 bilet. Bu şekilde 4500 olursa yine 3 bilet. Bu şekilde gidiyor. Yani her 1500 token'a bir bilet hakkı yer almakta. Ve baktığımızda tabii ki de bilet sahibi olduğunuzda garanti tahsis yok. Daha sonrasında çekiliş olacak ve çekilişe göre de alım yapıp yapmayacağınız belli olacak. BEP20 ya da ERC20 ağında stake edebilirsiniz diyor. Alt kısma geldiğimizde stake'i bu kısımdan yapabiliyorsunuz. Daha sonrasında ise 15 Temmuz'da bitecek, pardon 15 Eylül'de bitecek ve daha sonrasında burada çekiliş yapılacağını ve kazanandan durulacağını söylemişler. İster BEP20 yani Binance Smart Chain ağında ister Ethereum ağında stake edin. Önemli değil. Fark etmiyor, zaten ikisi de aynı adres olduğu için BNB ile alım yapacaksınız ve BEP20 ağındaki cüzdanınıza bağlanacaksınız. Yani Binance Smart Chain ağına bağlanıp oradan alım yapacağınızı söylemişler. Kazananları ve tarihini, ne zaman yapılacağını sosyal medya kanallarından duyurulacakmış. Şimdi
Bir diğer kısma gelelim. True PNL. Burada 5 milyon token satış yapılacak ve bir adet token değeri 0,005 USD olarak karşımıza çıkmakta. Yine burada da kilit açılım kısmı aynı. True PNL IDO bir yatırımcının True PNL ekosistemine katkısına bağlı olarak garanti tahsis aldığı bir metodoloji olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Yani burada garanti tahsis mevcut. Tabii ki de miktar düşük olacak. Burada 200 dolarlık alım sunarken burada belki 5 dolar, belki 3 dolarlık alım olabilir. Yani bu oradaki kişinin ne kadar katkı sağladığına bağlı olarak değişiyor. Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz demiş. Şimdi buraya gelelim. Burada PNL G Point yani puan kazanıyorsunuz ve buna bağlı olarak da ekstra işte ona göre de alım hakkı sunuyorlar size. Burada baktığımızda eğer hold ediyorsanız bir adet PNL token hold ediyorsanız size görmüş olduğunuz gibi bir PNLG puan veriliyor günlük olarak. Ancak stake ederseniz değişiyor bu miktar, bunu da söyleyeceğiz. Peki nasıl PNL token elinizde tutabilirsiniz? Öncelikle buradan alım yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi zaten burada buy kısmı yani alım kısmı yer alıyor. Aldıktan sonra miktara bağlı olarak burada puanınız günlük olarak değişecek. Eğer stake ederseniz 2,5 kat fazla PNLG puan kazanıyorsunuz. Yani bir adet PNL'iniz varsa 2,5 PNLG puan kazanıyorsunuz. Burada da zaten size anlatmışlar nasıl yapılacağını. Buraya geliyorsunuz stake kısmına. Uniswap'a yönlendiriyor sizi ve likit de eklemeye davet ediyor. Likit de eklediğinizde PNLG puan kazanıyorsunuz. Ayrıca referanslardan da %20 PNLG token kazanabileceğinizi belirtmişler. Buradaki görmüş olduğunuz gibi referans linkini paylaşırsanız. Şimdi gelelim bu PNLG kısmına. Burada görmüş olduğunuz gibi PNL kısmı burada yer alır. Bende bulunmadığı için şu anda sıfır gözüküyor burada. Burada whitelist yer alıyor. Coin whitelist kısmına geldiğimizde burada iki adet havuz var. Bir PNLG havuzu var. Bir de Piango havuzu var. Piango havuzuna katılmak için elinizde BNB tutmanız yeterli ve size bilet veriyor. Ve maksimum bir kişi 3 adet bilete sahip olabilir. Burada baktığımızda bir adet biletin miktarı 50.000 EPET token olarak karşımıza çıkıyor. Yani 10.000 dolarlık havuz mevcutmuş burada. Burada yine 10.000 dolarlık havuz mevcut ve minimum tahsis 5.000 EPET token olarak karşımıza çıkmakta. Şu anda 17 milyon 935.976 PNLG burada toplanmış ve her PNLG başına belli bir token tahsisi yapılacak. Yani garanti tahsis mevcut burada. Eğer buradaysanız coin diyorsunuz ve minimum 3000 adet PNLG olması lazımmış. Ve ayrıca eğer elinizde BNB varsa burada coin diyorsunuz. Benim elimde şu anda 2 BNB vardı. Bana 2 adet bilet verdi. Peki burada garanti tahsis var mı? Onu herhangi bir bilgi mevcut değil. Onu göremedim. Yani garanti tahsis de olabilir ya da seçebilirler. Ancak büyük ihtimalle garanti tahsis burada da mevcut. Eğer elinizde BNB varsa gelip burada coin diyerek buraları kabul ediyorsunuz ve confirm diyerek görmüş olduğunuz gibi ben dediğim için ben de aktif değilim. Ve burada biletleriniz gözükecek. Ayrıca KYC'yi de tamamlamanız lazım. Burada tahsis alabilmeniz için diyor. Buraya start diyorsunuz. Kimliğinizin ön ve arka yüzünü. Daha sonrasında işte bir de selfie'ye çekiyorsunuz. Daha sonrasında ise burada whitelist'e katılabilirsiniz. Binance USD ile USDT ile alım olacakmış. Görmüş olduğunuz gibi bir adet token değeri de burada yer alıyor. Buradaki ülkeler katılamıyor. İstiyorsanız burayı okuyalım satış sürecini. Beyaz listeye alınmış ve doğrulanmış kullanıcıların beyaz listeye alınmış cüzdanların başlatma panelini bağlamaları gerekecek. Herkese açık satış başlattıktan sonra beyaz listeye alınan kullanıcıların
halka açık satış sona erene kadar bağlı cüzdanlardan fon kullanılarak jeton satın alabilir diyor. Satın alınan tokenlar kullanacağınız cüzdanlara aktarılacak ve varsa kazanma kurallarına göre kazanılacak diyor. Kullanılmayan tahsis genel satış sona erdikten sonra talep edilemez demiş. Burada zaten beyaz liste başlıyor diyor. Liste sonuç sayımı diyor ve halk indirimi yani 13 Eylül'de Türkiye saatiyle 17'de yapılacakmış token satışı. Ve 12 Eylül'de sona erecekmiş Türkiye saatiyle 17'de. 3 Eylül'de de başlamış beyaz liste yani token white listi. Genel anlamıyla bu şekilde IDO'ya katılın. Dilerseniz PNLG PNL token alıp burada stake ederek PNLG puan kazanabilir ve burada garanti tahsis alabilirsiniz ya da burada görmüş olduğunuz gibi yine BNB elinizde varsa buradan katılabilirsiniz. Kısaca bu şekilde eğer sorularınız varsa videonun alt kısmında sorabilirsiniz ya da Türkiye Telegram grubuna gelerek ya da bizim kendi İko Dünyası Telegram grubumuz var. Oraya gelerek sorularınızı sorabilirsiniz. Eğer atladığım bir şey varsa hani hatırlatırsanız cevaplamaya çalışırız. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum.